Herkese selamlar, hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Trendyol Go araçlı kurye. Araçlı kuryelere nasıl başvuru yapılır? Trendyol Go araçlı kurye kazançları ne kadardır? Biliyorsunuz motorlu kuryelerle ilgili ve kazançlarıyla ilgili birçok video çektim. Araçlı kuryeler bize biraz kızmışlar. Abi hep motorlu kuryeleri çektin. Araçlı kuryeler nasıl başvuru yapılır? Nereden başvuru yapılır? Kazançları nelerdir? Garanti ücretle devam ediyorlar mı? Yoksa paket başı ücrete geçtiler mi? Bununla ilgili bir detaylı video çektim. Arkadaşlar videomun devamına geçmeden önce abone değilseniz abone olmayı, lütfen videoyu beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Dilerseniz hep birlikte videomuzun devamına geçelim. Öncelikle Trendyol araçlı kurye ya da Trendyol arabalı kurye ne kadar kazandırıyor, başvurular nereden yapılır, buna geçmeden önce birçok arkadaşımızın karıştırdığı bir nokta var. Trendyol Go araçlı kurye ile Trendyol Express farklı firmalar arkadaşlar. Çalışma şartları da farklı, ücretleri de farklı. Bu Trendyol Go'da faaliyet gösteren ve Trendyol Express'te faaliyet gösteren arkadaşlarımızın da kazançları tamamen farklı. Lütfen bu olaya bir noktayı koyalım. Çünkü bazı arkadaşlarımız Trendyol Express'e başvuruyorlar. Başvuru yapan arkadaşlarımız Trendyol Go ofislerine gidiyorlar. Trendyol Express'e başvuran arkadaşlarımız Trendyol Go ofislerine gitmesinler. Bunlar tamamıyla Trendyol Go'dan ayrı. Yani Trendyol Express ayrı, Trendyol Go araçlı kurye ayrı arkadaşlar. Öncelikle Trendyol Go araçlı kuryeye başvuru yapmak için de trendyolgo.com üzerinden başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Hala şu anda sistemde devam ediyor. Lakin arkadaşlar şöyle bir problem var. Trendyol Go'da araçlı kurye olarak başlayan arkadaşlarımız, yani ilk zamanlarda Trendyol Go'ya araçlı kurye olarak giren arkadaşlarımız sisteme dahil oldular. Ama bir 7-8 aydan sonra arkadaşlar Trendyol Go'da araçlı alım tamamıyla durdu. Araçlı alımları Trendyol Go'da motokurye olarak faaliyet gösteren başarılı arkadaşlarımızın içinden seçmeye başladılar. Yani Trendyol Go'ya örnek diyorum, bir İstanbul'da bir tane araçlı kurye kontenjanı açıldı. Bu kontenjanı önce
Trendyol Go'da faaliyet gösteren motorlu kurye arkadaşlarımıza sunuyorlar. Bu arkadaşlarımızın imkanları yoksa, araç almakta falan imkanları yoksa tabii ki online siteden trendyolgo.com adresi üzerinden araçlı kurye başvurusu yapan arkadaşlarımızdan seçimler devam ediyor. Şu an için tamamıyla durdu. Şu an Trendyol Go'da araçlı kurye olarak çalışan arkadaşlarımızın kazançları arkadaşlar 47 lira. KDV dahil 47 TL'ye denk geliyor. Bu arkadaşlarımız da aynı motokuryelerin kullandığı sistemi kullanıyorlar. Uygulamalardaki değişiklik yok. Herhangi bir uygulamalara değişiklik yok. Trendyol Go'da faaliyet gösteren motorlu kuryelerin kullandığı uygulamaları kullanıyorlar. Ve çalışmak istedikleri saatleri onlar da kendileri belirliyorlar. Şu an için dediğim gibi garanti ücretten devam ediyorlar. KDV dahil 47 TL'ye tekabül ediyor. 47 TL üzerinden devam ediyorlar. Çalışma saatlerini de kendileri belirliyor. Yani örnek diyorum sabah 10'da başlayıp akşam 12'ye kadar onlar da kendi işinin patronu olarak çalışıyorlar. Şahıs şirketlerini açıyorlar. Full çalışabiliyorlar. Bazı arkadaşlarımız da günde 7 saat, 8 saat, 9 saat veyahut da isteyen arkadaşlarımız da full time mesai yaparak bütün haftayı çalışabiliyorlar. Kazançları şu an için tabii ki güzel arkadaşlar ama araçlı kurye olarak faaliyet gösteren arkadaşlarımızın da zor yanları var. Bazı arkadaşlarımız şöyle düşünebilirler. İşte abi yağmuru var, çamuru var, motosikletle biz sıkıntılar yaşıyoruz ama araçlı kuryeler, Trendyol Go'da faaliyet gösteren araçlı kuryeler aracın içinde onlar doğa şartlarından etkilenmiyor. Aslında ben kendimden örnek vermek gerekirse arkadaşlar bana Trendyol Go'da araçlı kurye mi, motosikletli kurye mi olarak faaliyet göstermek istersin deseler ben kendim motosikletli kurye olarak seçimimi yapardım. Zaten seçimimi de öyle yaptım. Niye diyeceksiniz? Çünkü ben trafikte çok fazla kalmaktan gerçekten sıkılıyorum. O yüzden dolayı kendi aracım da vardı. Aracımı sattım. Motosikletle hayatıma devam ediyorum. Trendyol Go'da da motosikletimle, kendi motosikletimle faaliyet gösteriyorum. Araçlı kuryenin tabii ki normal motorlu kuryelere nazaran baya baya bir zorlukları var. Çünkü motosikletin almadığı ağırlıktaki ürünleri araçlı kuryelere aktarıyorlar. Araçlı kuryeler de nasıl biz hani asansörlü evlerde elimizde iki tane torbayla çıktığımız zaman hani biraz yoruluyoruz ya. Bir de araçlı kuryeleri düşünün. Bizim taşıyamadığımız yüklerin iki katını, üç katını araçlı kuryelere yüklüyorlar. Bu arkadaşlarımızın da tabii ki işlerinin zorlukları var. Bunların haklarını da yememek lazım. Bu arkadaşlarımız da gerçekten Trendyol Go'da faaliyet gösterirken başarılı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Çünkü trafiği var. Trafikte bekleme süresi var. O siparişi bir an önce götürme süresi var biliyorsunuz arkadaşlar. Biz motosikletle çok fazla trafik olaylarına takılmıyoruz. Ve taşıdığımız ürünlerin kiloları da motosikletimize göre ayarlanıyor. Ama araçlı kuryelerde böyle bir ayarlanma yok. Araçlı kuryelerde araçla çalıştıkları için Trendyol Go'da araçla faaliyet sürdürdükleri için onlarda kilogram farkı yok. Gelen büyük yüklü siparişleri araçlı kuryelere aktarıyorlar. Kazançları şu anda kendilerine röportaj yaptığımda, konuştuğumda birebir sohbetlerimizde kazançlarının güzel olduğunu söylediler. Kendi araçlarıyla çalışanlar da var. Ama Trendyol Go'ya başvurup araçla başlayıp şoföre devreden de var. Yani kendisi şoförle çalıştıran arkadaşlarımız da var. Yani burada Trendyol Go bu olaya bir şey demiyor. Araç sahibi olarak siz başvurdunuz, kaydınız alındı, işleminiz okeylendi. Trendyol Go'da faaliyete başlayacaksınız. Bu aşamada kendinize bir şoför tutarak veyahut da kendinize bir şoför çalıştırarak onun SGK'sını ve maaşını, sosyal şartlarını karşılayarak aracınızla, kendi aracınızla şoför olarak şoförle çalıştırabiliyorsunuz. Şu anda Trendyol Go'da faaliyet gösteren en az 10-15 tane arkadaşım var benim tanımadığım, samimi olduğum. Trendyol Go'ya motorlu kurye olarak başlayıp daha sonrasında araç alarak ve bu araçlarına şoför olarak faaliyet gösteren birçok arkadaşımız var. Trendyol Go bu aşamada bir kez daha faaliyet gösteren kendi iş ortağı olan kuryelerine güzel bir avantaj sağladı. Çünkü kendi bünyesinden arkadaşlar almak tabii ki işi bildikleri için, sistemi bildikleri için daha avantajlı oluyor. Ama bu arkadaşlarımızın da imkanları yoksa eğer trendyolgo.com üzerinden araçlı kurye başvurusu yapan arkadaşlarımızdan çağırmalar oluyor. Ama bu süreçte de arkadaşlar yanlış anlamayın. Şu an için araçlı kurye sırasını bekleyen 1500-1700 tane arkadaşım var diye biliyorum. Yani uzun lafın kısası Trendyol Go'da araçlı kurye olarak faaliyet göstermek biraz zor. Biliyorsunuz
İzmir'de faaliyete başlayacak Trendyol Go yakın zamanda. İzmir'de de araçlı kurye olarak başlayacaklarını, yani başlamayacaklarını diye bir duyum aldım. Veyahut da sınırlı sayıda araçlı kurye alacaklar. Bunun da ön bilgisini buradan vermiş olayım arkadaşlar. Özellikle araçlı kurye olarak başvuru yapan arkadaşlarımız başvurularını yapsınlar. Belki bir gün sırada size de sıra gelir diye bekleyebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Tekerinize taş değmesin. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar.